Çift vuruş devam ediyor. Bu arada birinci bölümde söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Programa sorularınız, eleştirileriniz, açıklamalarınız varsa bir gülme abi ya. Ama yani, daha özür diledik işte. Daha ne yapayım şey Allah'ını. Unuttum. Öyle şey girdik programa zaten. Paldır küldür girdik. Hiç alakasız şeylerle girdik. Katılmak istediğiniz takdirde telefon başında arkadaşlarımız bekliyor, notlarınızı alacaklar. 0212-251-5090. Bir daha söylesene ya. Bugün kimse kalem kağıt beklemiyor. Söylüyoruz işte. Şimdi bak, bir es verdik, şimdi kalem aldı. Şimdi yavaş yavaş. Bak ben yazamadım, aldım kalemi yazamadım. 0212'den sonrası sen kaldı. Sen yavaş adam mısın? Evet, 0212. 0212, evet. Tekrar et bakayım. 0212. 251. 251. 50. 50. 90. 90, kolay bir numara. Bir daha tekrarlayalım. 50-90. Evet, başına da 212 güzel. Alan kodu. Yok, cep telefonundan mesaj atacağım. Öyle katılacağım diyorsa ne yapacak? Ulusal yazacak. Ulusal yazdı. Bir boşluk. Ulusal, boşluk bıraktı. Ondan sonra sorusunu ya da fikrini ya da görüşünü. Soru. Ama sonuna muhakkak adını, soyadını ve yaşadığı yeri yazacak. Fişleyeceğiz yani. Hayır, Türkiye'nin neresinde, kim, neresinden nasıl olduğunu izliyor? İlla isim, soyad sorma. İnsanlar çekinebilirler. Yok, sen çekinmesin. Peki, tamam. Ulusal kanal izleyicisi çekinmez. Ya çekinmez, tamam. Çekinmez da hani abi. Zaman kaybediyor, adını yazacak. Yani adamına da Abdurrahman Kahraman Maraşlıoğlu. Ya niye tartışıyorsun ki? Hayır yani. Yıllardır isim... ulusal kanal izleyicisi çekinmez. Ya bir şey çekinmez. Demedim, hani adamın adı öyle bir soyad. Yok, Twitter'dan. Abi bir sus ya. Bir dur, bir dur. Zaten konuşacaksın. Doğru. Yok, Twitter'dan ulaşmak istiyorsanız çift vuruş. Hashtag diyorlar ona. Kaça değil mi? Kaça göndereceğini söyledim mi? Bak işte söylemedim. 29-39'a. 29-39'a da mesaj. Yoksa 39-29 muydu? Hangisiydi doğrusu? Hay Allah. 39-29. 39. Bir kafa bırakmadın ki. 39-29'a göndereceksiniz. Twitter'dan çift vuruş hashtagine ya da bana benim adımla gönderebilirsiniz. Şimdi tweetlere bir baktım da. Çok ilginç. TC Kemal diye yazan bir arkadaş. Diyor ki CHP'nin iç işleri dahil her konuda yorum yapan Melih Gökçe'nin Anayasa Mahkemesi Başkanı hakkında neden çıtı çıkmıyor acaba? Hakikaten neden çıkmıyor ben de merak ettim. Ama onu boş ver de. Bu bölüme bir haberle girelim. Bir son dakika haberi demiştik programın girişinde. O haberle girelim. Ondan sonra biraz onun üstünde konuşalım. Sonra 1 Mayıs var sırada. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve açılım ortaklarının uzlaşısıyla meclisten geçirilen MİT yasasını onayladı. Devleti MİT'e bağlayacağı gerekçesiyle eleştirilen değişiklik çok tartışmalı maddeler içeriyor. Yasayla MİT'in terör örgütlerinde aralarında bulunduğu her türlü grupla görüşmesi serbest hale getirildi. MİT terör örgütü liderleri de dahil istediği tutuklu ve hükümlüyle görüşebilecek. Teşkilat ayrıca istediği kişiyi tutuklu ve hükümlülerle görüştürebilme yetkisi verildi teşkilata. Yasa değişikliğiyle MİT yargı denetimi dışına çıkarıldı. MİT yeni yasanın ardından yargıya değil, Güvenlik İstihbarat Komisyonu'na hesap verecek. Bu komisyonda da siyasi iktidarın üye ağırlığı olacak. Meclisteki siyasi partiler 17 kişilik komisyona oy oranlarına göre üye verecek. Komisyon tam gizlilikle çalışacak, dışarıya bilgi vermek suç sayılacak. Teşkilata ilişkin bilgi ve belgeleri haberleştiren basın yayın kuruluşları ve gazetecilere de ağır cezalar getirildi. MİT'e ait belgeyi elde edenler 10 yıla kadar hapis, MİT'çilerin kimliğini de şifre edenler 7 yıla kadar hapis, belgeleri yayınlayan gazetecilere ise 9 yıla kadar hapis cezası verilmesi yasalaştı. Teşkilat dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda bakanlar kurulunca verilen görevleri yerine getirmekle görevlendirildi. Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak. MİT müsteşarının yargılanması da yasayla engellendi. Müsteşarın suç işlediğinin tespiti üzerine MİT müsteşarlığına bilgi verecek. Bunun dışında hiçbir girişimde bulunamayacak. Müsteşar Yüce Divan'da yargılanacak asker kişiler kapsamına alındı. Alınan karara 10 gün içinde Cumhurbaşkanlığı nezdinde itiraz edilebilecek. Güzel. Evet. Bu yasayı onayladı. Kaç günde? Kaç günde? Tabii daha yeni gittim yasa. 3-4 gün önce gitti. Oldu mu o kadar? Tabii canım 3-4 gün oldu. Yani demek ya bayağı olmuş ya. 3-4 gün oldu. 15 günlük süre vardı. Evet. Hani ben 15 günün sonunda hiç olmazsa diye düşünüyordum.
Ama Yıldırım hızıyla demek ki köşkün hukukçuları bunu önceden incelemeye aldılar. Anayasaya aykırılık görmediler ya da hukuk sistemine aykırılık görmediler. Hemen imzaladı. Yani ben başka birini zaten beklemiyorum. Yani Cumhurbaşkanı 7 yıldır görevde. 7 yılda bir kere bile iktidarın hoşuna gitmeyecek bir eylemi oldu mu? Bak şimdi söylem farklı. Yani efendim orada oturduğun yerde her şey sandık değildir. Ya da işte başbakan Twitter'a küfrederken senin Twitter'dan bir mesaj atman filan. Yani bunlar böyle sade ağızlara sakız verelim çiğnesinler. Ya ben işe bakarım. Sen hukuka uymayan yasaları geçirdin mi? Ha şuradan diyorum. Kaç tane Anayasa Mahkemesi'nden yasa döndü? Bir sürü yasa döndü değil mi? Benim bildiğim ha Anayasa Mahkemesi'nden. Tabii. Anayasa Mahkemesi'nden kaç tane döndü? Ha. Demek ki bunların hepsi anayasaya aykırı biçimde geçmiş. Yani Cumhurbaşkanı hatta bazılarına ya içime sinmiyor ama dedi. Geçirdi. Orada aslında Cumhurbaşkanı'nın görevi ihmal suçunu işlemesi söz konusu değil mi? Var ama onlardan dolayı yargılayamıyorsun ki. Yani görevi ihmal diye bir suçu yok Cumhurbaşkanı'nın. Sorumsuz evet. Çünkü. Yani Cumhurbaşkanı makamı sorumsuz. Onun için yani bundan dolayı onu suçlayamıyorsun. Canının istediğini yapar. Ama ben şimdi diyorum ki yani bir taraftan Cumhurbaşkanlığına devam etme ihtimali var. Öbür taraftan AKP'nin başına gelme var falan. Yani burada özellikle bak dikkat edersen yandaş gazeteciler bu işi daha çok dile doluyorlar. Yani başka şeyler konuşulmaz. Ya Gül'le bilmem ne arasında bilmem ne olabilir mi? İner çıkar onlar iki arkadaş var. Yok kardeşim etle kemik etle tırnak. Yani her şeylerini beraber yapmışlar. Bu saatten sonra efendim o ona bozulmuş. Niye bozulsun ayrıca da ya? Ne var yani? Ne oldu? Bir çıkar kavgası yok ki ortada. Var mı bir yani? Başbakanla Cumhurbaşkanı arasında bir soğukluk yaratacak ya da işte birbirleriyle artık ayrı yollara gidecek. Ne bir fikirsel ayrılıkları var. Ne bir çıkar ayrılıkları var. Ne bir siyasi ayrılıkları var. Her şey gayet güzel. O kadar belirgin ki bu cemaatle başbakan arasında çatışma başladığı anda Cumhurbaşkanı her ikisinin arasını bulmaya çalıştı. Fehmi Koru'yu mesela Pensilvanya'ya gönderdi. Tabii yani o şeydi. Aman yani, aramız bozulmasın, aman durum sakinleşsin. Onun için yani imzalaması bana hiç, ben sadece hani göstermelik olarak bir 10-12 gün tutar falan diyordum. Hiç ona bile gerek yok işte. Ha efendim bunun Anayasa Mahkemesi'nden dönmesini sağlayacak şimdi. O da çok ileri bir yorum. Yani nasıl CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecek? İşte Anayasa Mahkemesi'ne de yerleştirdiğin adamlara ya ben şimdi dikkat çekeceğim. Bunların Şamil Tayyarları falan bu sefer bana küfredecekler. Ya abi biz bu şeyde bu? Görüntüde gösteriyoruz bunları ama şimdi bu kanun geçti, onaylandı, suç olmasın bunları da göstermek? Hayır, göstermek mi? Ha. Şimdi tabii bitmiş dışarına deşifre ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Neyse istersen kaldırın ha. Vallahi kaldırın sen başımıza. Bela almayalım şimdi. Yarın hukukçulara sonra. Bitmiş gösterebiliyor muyuz? Çünkü MİT çalışanını deşifre etmek de suç ya. O da bir çalışan. İşte onun için diyorum. Ya böyle şey mi olur ya? Peki MİT müsteşarı basın toplantısı yapmayan kalkarsa ne olacak? Tamam onları hallederler. Yarın sorarsın abi hukukçuları. Evet tamam işte yani bu konu bu kadar. Yeter herhalde. Var mı başka bir şey? MİT'le neydi? Ilgili. MİT'te? Yok. Yani çok şey var da artık çok konuştuk zaten. Yasa da geçti. Geçmiş olsun Türkiye. Peki o zaman 1 Mayıs. Ha bak 1 Mayıs artık şöyle çok... Şöyle bir bilgi var. 1 Mayıs'ta İstanbul'da 39 bin polis 50 toma görev yapacakmış. Bunların 19 bini Taksim ve çevresinde, 5 bini Kadıköy'de, 24 oldu. Diğer 15 binlerde. Onlar da belirli... Işte bütün şeyi koruyacaklar. Yok, bazı merkezlerde de önlem alırlar herhalde. Alırlar. Beşiktaş'ta yani, alır. Beşiktaş'ta Şişli'de alır, alacak. Şişli'de alır. Ne bileyim işte Mecidiyeköy'de, diskin önünde. Mecidiyeköy'de alacak. Değil mi? Yani alacak evet. Evet evet yani yine terörize olacak ortalık galiba. Ya bak şimdi bir şey diyeyim. Şimdi Başbakan 1 Mayıs'ı şiddetli geçmesini istiyor. Şimdi bak niye biliyor musun? Yani bir sürü şey yapılıyor. Bu gerginlik politikası işine yarıyor filan. Fakat başka bir açısı daha var. Şimdi bak iş adamlarıyla falan konuşuyorum. Esnafla konuşuyorum. Hele son bir ay böyle çok iç içe de geçti. Şimdi herkes aslında şikayetçi. Korku şu, şu anda herkesin aman aman battık, öldük demiyor. Yani onu söylüyorlarsa yalan. Fakat herkes şunu görüyor ki işler gün gün daha kötüye gidiyor. Ve ekonomi tutamayabilir. İşte onun için mesela bu son özelleştirmelerde asıldılar, bir an evvel sattılar, şimdi daha başka şeyler, bir para arayışı var. Çünkü sistemi ülkeye para sokup bu parayı döndürerek ve buna faiz ödeyerek yürütüyorlar. Fakat giderek bu iş sıkışıyor. Şimdi bak, bir iktidarı götürecek olan ekonomik
sıkıntıdır. Ekonomik kriz geldi mi iktidarlar ayakta duramaz. Şimdi benim gördüğüm ekonomik krizle nasıl çıkar? Yani şey olarak eğer dünyada genel bir kriz yoksa. Bir takım toplumsal olaylar sonucu çıkar. Ya da ekonomi kötüye gittiği için toplumsal olaylar çıkar. Şimdi bence Tayyip Erdoğan ve etrafındaki işte bu işi bilen adamlar şunu görüyorlar. Efendim ekonomi kötüye gidiyor. Yani biz 6 ay sonra yani yazı atlatırız refah içinde. Neden? İşte biliyorsun yaz ortamı, doğalgaz yok, kömür yok, işte giyinme yok, okul yok, servis yok. Böyle bir kısmi bir rahatlama olur hepimizde. Evet. Hatta ama, bir ay Ramazan olur. Ama hani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren Türkiye tekrar ve bu kış ve önümüzdeki bahara kadar çok zor geçirilebilir. O halde bir bahane lazım. Ekonomi kötüye gittiği için toplumsal olayların çıkması yerine zaten kötüye gideceğine göre ekonomi, sen bunu zorlamayla toplumsal olayları önce çıkarırsın ve ondan sonra dersin ki işte kardeşim bak bütün dünya bana karşı. Ne zaman Türkiye kafasını kaldırsa Türkiye'yi karıştırıyorlar filan. Başbakan gerginlik politikasını bana göre bunun için yapıyor. Yani nasıl olsa çıkacak bir ekonomik krizin kabahatini işte kardeşim, toplumsal bak, muhalefete yani, yıkmak için. Bizim bilgi eksikliğimiz var. Bazı şeyleri bilmiyoruz. Neyi bilmiyoruz biliyor musun? Yani bilgisizlikten değil. Bilmemiz çok zor. Şimdi devletin aldığı bir takım önlemler var. Ekonomi Bakanı var. Sanayi Bakanı var. Ekonomiden sorumlu, bankalardan sorumlu bakan ayrı. Başbakan var. Merkez Bankası Başkanı var. Hazine var. Şimdi bunlar bir, rakamları biliyorlar. Elde ne var, avuçta ne var biliyorlar. Biz bunları sadece açıklanan resmi rakamlardan biliyoruz. Ama bu resmi rakamlar her zaman en doğru olmaz. Ne kadar makyajlı, ya ne da, kadar değil bilmiyoruz. Ya da risklerimiz, tabii. Yani bizim bildiğimiz internet üzerinden ya da işte şirketlerin şeylerinden bakarız. Deriz ki işte Türkiye'nin şu kadar riski var. Mesela işte Haziran'da bir ödemeden söz ediyoruz. Evet. Ama onlar resmi, bilinen, ulaşabildiğimiz rakamlar. Ama hükümet gelecek, gidecek, kaçan, kayıt dışı olan, kara para olan bunlara hakim. İki, uluslararası alanda kamuoyuna açıklanmayan, medyaya yansımayan bir takım görüşmeler oluyor, bir takım analizler, raporlar, uyarılar, toplantılar, hatta gelip fırça atmalar. Kardeşim bak böyle yaparsanız batırıyorsunuz falan gibi. Şimdi bunlar, bütün bunları biliyorlar. Yani ben şunu bilmiyorum. Standard & Poor's bir ay sonra Türkiye'nin notunu eksi bilmem neye düşürüp düşürmeyeceğini şu anda bilmiyoruz. Ama bugün iktidar içinde olanlar bunu biliyor ya da görüyor. Yani diyor ki bu böyle olursa bir ay sonra bunlar bize bunu verir diyor. Şimdi o zaman bu şartlarda bunu kamuoyuna anlatman lazım. Anlatman için de toplumsal olayları tırmandırırsın. Gerginlik politikası, çatışmalar, ölenler, yaralananlar, bombalar, patlamalar falan. Ondan sonra kardeşim böyle bir ülkede istikrar olur mu? Tabii işte para kaçacak, yabancılar gelmeyecek, efendim üretim aksayacak, insanlar mal satamayacaklar. İşte ekonomik kriz sorumlusu sensin. Ha bu sorunu çözer mi? Çözmez ama uzatır. İktidarı uzatır. Onun için bence başbakan bu konuda kendince çok ustaca gördüğü bir politika izliyor. Israrla aynı. 1 Mayıs'ta Taksim'e gelmeye kalkmayın. Unutun onu, unutun onu. Ne yapacaksın? Gelene basacağız abicim ateşi. Su sıkacağız, gaz sıkacağız, gerekirse ateş edeceğiz. Üzerine süreceğiz. Bak şimdi mesela 39 bin polis varsın diyor. İyi de kardeşim 3 milyon 900 bin kişi toplanabilir. Bir de o var. Yani 39 bin polis de. Yani onun için yani bu tamamen gerginleştirmek ve 1 Mayıs sabahı erken saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde çatışmalar, daha doğrusu çatışma da demeyelim çünkü çatışan yok. Polis saldırısı var. Polis saldırılarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun da kaymağını yemek istiyor Erdoğan. Çünkü zaten hazır. Hülocu bir takım var. Ya gidin işte ya orada yeni kapıya ne alıyor Taksim diye tutturuyorsun. Oraya gitme buraya. Böyle bir adamlar var. Ve onlar kendi akıllarınca yani az olduğu için işte o düz mantıkla ne var yani diyor. Başbakan yeni kapıda yapıyor da sen niye yapmıyorsun filan. Allah Allah ya. Yani ben burada yapıyorum. Sana ne? Anayasal hakkım var. Şimdi en önemlisi sadece anayasal hak da değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Kararı var. Orada diyor ki bu hakkı alamazsın. Ben bana karışır. Karışır. Çünkü sen imza atmışsın. Bu tür durumlarda Avrupa hukuku ve kararları benim iç hukukumun üstüne çıkıyor. Benim yerel kanunlarımın bu konularda. Çünkü insan hak ve özgürlükleri bu. Abi o kadar çıkıyor ki. Bak neydi? İç
hukuk kurallarını, iç hukuk yollarını tükettikten sonra sana Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı verdi. Niye? Direkt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyesin diye. Demek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni Anayasa'nın bile üstünde görüyorsun. Üstünde ya, görüyorsun. İmzalamışım bunu, bitmiş. Şimdi üstünde görüyorsan niye o zaman uygulamıyorsun? Ama bak şimdi bunu sen bu vatandaşa nasıl anlatacaksın? Yarın başbakan diyecek ki bana ne ya diyecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Onlar burada mı yaşıyor? Gitsinler kendi... Onlar zaten milli değil derse. Falan var. Şimdi bunu yapacak. Şimdi bak ben buna karşı böyle kaç gündür bunu düşünüyorum. Çünkü çok canım sıkılıyor. Yani insanlar oraya gelmek istiyorlar. Çevreyi görüyorum. Fakat bir yandan da müthiş bir dehşet ve korku yaratılıyor. Yani oraya gelirsen kafanı kırarım kardeşim. Evet. O zaman bence başka önlemler almak lazım. Yani yaratıcı eylemler yapmak gerekiyor. Şimdi diyorum ki ben bütün ama muhalif kesim, herkes. Bir bence tekrar oturup düşünmek gerekiyor belki. Şimdi o gün şurası bir gerçek ki eğer Taksim'e doğru yürümezsen polis saldırısı da olmaz. Olamaz. Yani biz öyle düşünüyoruz. Hayır öyle yani bir bahane bulması lazım. Yani sen şimdi öyle diyorum ki olgun bir eylem tabii ama benim söylediğim pasif direniş. Pasif direnişten kastım şu. Taksim'e giden yollar var. Yani işte Şişli, Mecidiyeköy, Beşiktaş, Dolmabahçe, efendim neydi o? Kabataş, Karaköy. Belki Aksaray. Çıkma. Hayır, şimdi yakın diyeceğiz. Hı hı. Ondan sonra da Tarlabaşı. Bir de işte şey, şimdi... Tünel mesela. İşte tünel ama aşağısından diyorum. Hı hı. Yani Taksim'e Karaköy. Çıkan yerlere 1-2 kilometre mesafede. Yığılmalar. Bayram değil mi abiciğim bugün? Tatil mi? Çoluğumu çocuğumu aldım elimde Türk bayrağı. Ya da partimin bayrağı ya da sendikamın bayrağı fark etmez. Hani aykırı olmadıkça diyorum yani böyle terör örgütlerinin falan da kastetmiyorum. Adam disk bayrağı. Ne bileyim işte bilmem ne iş sendikası bayrağı. CHP bayrağı. MHP bayrağı. Ne bileyim işte ya da Türk bayrağı dediğim gibi. Ya da dernek bayrağı. Atatürk Düşünce Derneği bayrağı filan. Neyse. Bu çevreyi diyorum ki sarmalı insanlar. Yüz binlerce insan ama. Herkes en yakın neresi oraya yığılıyor bak. Ve diyorum ki Taksim'e doğru asla ve asla yürüyüşe geçmiyorsun kardeşim. Öyle bekliyorsun. Bekliyorsun. Yığılıyorsun yani yığılma. Ve sessiz slogan bile atmıyorsun. Bak slogan bile atmıyorsun. Öyle şey duran adam eylemi gibi. Duran adam eyleminin biraz böyle yani geziyorum. Şimdi ne olacak? Şimdi polis diyecek ki dağıl. Abi niye dağılayım ben burada geziyorum. Peki tamam dağılayım ara sokağa girdim. Buradan tekrar buraya ben çocuğumla geziyorum kardeşim bayram bugün. Trafiği yaptı. Ne yapayım herkes kalabalık. Yani ben mi yapıyorum yani kalabalık? Dağılın. O zaman ya polis ya da başbakan sinirlerine hakim olamayacak. Ulan bu millet çok akıllı davranıyor. O zaman pasa kalabalıkların üzerine saldırtacak. Oradan kaçması kolay. Yani sen ama üzerine... bu şeye benzemez. Taksim'de toplanan kalabalığa... Tek noktaya saldırmaya benzemez. En az 10 noktaya, abi 12 işte bak, noktaya saldırmak bir, zorundasın. Ama bak şu var. Hiçbir eylem yapmayan. İşte onu söylüyorum. Taksim'e doğru yürümeyen. Sadece toplanan. Yani Beşiktaş dedi. Ben bugün Beşiktaş'a geldim kardeşim. Dolmabahçe Sarayı'na gideceğim. Çok kalabalık. Herkes oraya inmiş. Ne yapayım? Ben de bak çocuğum yanımda, karım yanımda, bayrağım elimde. Gideceğim ama ya, şansa bak. Herkes bugün gelmiş. Dolmabahçe'ye doğru gidiyoruz abi. Kuyruk olduk. Efendim Beşiktaş'ta mı? Deniz Müzesi'nin önünde kuyruk olduk ya. Bayrağımı çocuğumu getirdim müzeye gireceğim abi. Çekil diyemem. Ne yapayım yani herkes geldiyse. Efendim Şişli'de Atatürk'ün evi var. Evet. Bugün 1 Mayıs bayram Atatürk'ün evinin önünden geçeceğim. Girebilirsem gireceğim oraya geldim ama çok kalabalık. Efendim Hrant Dink'in öldürüldüğü yer. Bir saygı duruşunda bulunacağım. Ben geldim herkes gelmiş. Bak pasif direniş. Slogan yok bir şey yok ama... Bütün Taksim'e açılan yollarda yığınlar, milyon, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Yani helikopterden fotoğraf çeksek şöyle Taksim. Alanı böyle polisler sarmış ama alanın buradaki çevresi, tek önemli şey bak ısrarla söylüyorum ve ben bunu bütün siyasi görüşlere söylüyorum. Tek bir şart Taksim'e doğru yürüme kardeşim. Yürüme ya. Ha git görüş polisle Taksim'e çıkmak istiyoruz. Peki oldu biz arkadaşlarla bir daha görüşelim. Geldin. Bekliyorsun şimdi bak. Şimdi ne zaman polis saldırıyor biliyor musun? Yığılıyorsun. Sonra en öndeki diyor ki yürüyoruz arkadaşlar diyor. Zaten polis onu bekliyor. Evet. Yani bir şey yap ki ben de başbakana şirin gözükeyim, destan yazayım diyor herif. Basıyor suyu, basıyor gazı.
Ha, o arada sen bu kalabalıkları toplayınca da senin arandan provokatörleri sızdırmazsın kardeşim. O elinde molotopmuş, taşmış bilmem. Hop atacaksın. Bak bunu yapabilirsek var ya, tarihe geçecek bir olay. Taksim alanı bomboş ama ona 2 kilometre mesafe böyle insan sili. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ve diyorum ki bak bunu bütün disk mesela şu anda CHP. Mesela CHP bunu yapabilir bak. Bunu ilan edebilir. Bütün örgütünü çağırır. Her yerde. Kadıköy'de de aynı. Bir şeyini yapmayacaksın abi. Toplandın, konuşmalarını yaptın, bekliyorsun. Geç sen de motorlarla karşıya bir şey yap. Bekle. Bitti miting. Dağılma. Dur. Mesele sana bir şey yapamaması. Çünkü adam hep bahane arıyor. Olmadı mı zaten tahrik ediyor. Kapılma tahrik ediyorum. Kapılma. Dur. Muazzam bir eylem olur ya. Muazzam bir eylem olur. Ve o zaman bütün dünya medyası böyle bak bekler abi. Bak kalabalık duruyor kardeşim. Polis ne zaman saldıracak? Saldır abi, ben duruyorum. Deniz Müzesi'ne girmek için kuyrukta bekliyorum. O saldırı da dünya tarihine geçer. Ha. Ama yürüyüş yani gireceğim ulan diye harekete geçersen işte o zaman zaten onu bekliyor. Başbakanın beklediği o. Yürüyüş yürüyüş olsun. Vereyim gazı, vereyim suyu. Ondan sonra çıkayım diyeyim ki kardeşim sen memleketin devletiyle işte böyle didişmeye kalkarsan başına mı gelir? Ben devletle didişmiyorum kardeşim. Ben çoluğumu çocuğumu aldım, bayrağımı aldım. Bayram kutlamaya geldim. Ama Deniz Müzesi'ne girmek için, ama Dolmabahçe Sarayı'na girmek için, ama Beşiktaş'ın yeni stadını görmek için, ama Atatürk'ün evini ziyaret etmek için. Yok, daha da açık. Belki de Taksim'e girmek için ama izin verilmiyormuş. Bekliyor. Verilmesi belki gerekir. Verilir. Belki bir akıl ortaya evet. Çıkar. Yahu der Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Yahu der daha Anayasa Mahkemesi yeni karar. Şimdi bir bireysel başvuru var ya. Belki Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'tan önce onu da karara bağlayacak. Evet. Yani ya bekleyeceksin. Ben onu bekliyorum diyecek. Taksim'e gireceğim ama madem izin yani vermiyorsun. Şu kompleksten kurtulmak lazım. Ben zorla girerim. Abi adam onu istiyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer Taksim'e bütün girişi çıkışı yasaklamazlarsa. Yani hiç kimseyi sokmuyorum. Ben elimde bayrağım var. Yanımda çocuğum, karım. Yürüyorum. Gezi Parkı'na doğru geldim. Giremezsin. Ben Taksim'e gideceğim. The Marmara Otel'e. Ne olacak şimdi? Bırakmıyorum. Peki geç dedi. Abi böyle gidiyor. Bak gösteri yaparak. Abi geçen sene ne olduğunu hatırlamıyor musun? Pankartlarla önde böyle dizilip de böyle hançereni yırtarak bağırmıyorsun. Sakin insanlar böyle akıyorlar. Böyle geliyor şimdi geldin taksimi doldurdun. Dolanıyor. Gösteri yok. Slogan yok. Hiçbir şey yok. Manzarayı bir düşünsene ya. Nasıl bir rezillik. İktidar işte o dakika yerle bir oluyor orada. Halkın direnci bu. Halkın direnci deyince bizim aklımıza hemen herkes elinde sapanlar taca. Gireriz abi, gireriz abi. O da diyor ki sokmam anasını satayım, sokmam diyor. Veriyor gazı, veriyor suyu. Atıyor plastik mermileri. Arkadan da kadrolu teröristler zaten hazır bekliyorlar. Hepsinin önünü bak tıkar bu. Hiçbir şey yapmıyoruz. Slogan Can yok. Abi 29 Ekim'i hatırlıyor musun? İnsanlar akın akın gittiler. Ankara'yı mı diyorsun burayı? Burayı burayı. E burada da. Birlikteydik işte. Evet. Ha bak gene farkı var. Bir organize yürüyüşe geçtin. Ben diyorum ki. Orada bir grup organize. O da yok. Böyle bir şey değil. Yani önde birileri var. Pankartlar var. Değil abi. Normal ben sokağa çıktım kardeşim. Burası özgür bir ülke mi? Özgür bir ülke. Benim sokağa çıkma hakkım var mı? Var. Burada başka bir neden de hani tehlike var, kaza var, cinayet var hariç. Girilmesi yasak olan bir yer var mı? Yok. Ben caddede yürüyüşe çıktım kardeşim. Annemi babamı aldım, çocuğumu aldım, arkadaşlarımla yürüyorum. Pasaja gireceğim, biramı içeceğim, öbür tarafa gideceğim ya da Ağa Camii'ye gireceğim, namazımı kılacağım. Sana ne abi? Bak, bu müthiş bir şey olur. Milyonlarca insan sokakta. Ve hiçbir şey yapmıyor. Delirtir biliyor musun? O Tayyip Giller ve şey var ya, o yandaş yalakalar. Delirirler böyle, delirirler ya bu millet nasıl böyle bir şey yapar? Yapar ha. Bak yap ne oluyor. İsterse onun için diyorum dinleyen disk yöneticisi, siyasi parti yöneticileri, dernek yöneticileri Allah aşkına bunu bir konuşalım. Ya da konuşun aranızda benim örgütleyecek halim yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ama MHP bak böyle bir şey örgütlenebilirse ki bu çok mümkün. Hiç eylemsiz diyorum. Sade bayrakların kim ne bayrağı olursa olsun dert değil. Ama pankartlar biz gireriz söke söke ya bırak ben bu sene söke söke almayayım ama çatır çatır alayım orayı. Ondan sonra zaten teslim.
Ve iktidarın bak daha büyük bir karizma çizilmesi olamaz. Düşünsene hiçbir şey yapamıyorsun. Milyonlarca insan Taksim'e giriyor ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. Böyle seyrediyorsun. Hiç böyle paralize. Zorla insanlara sataşacaklar. Ona buna şey yapıp olay çıkartmaya çalışacaklar. Çıkartma abi, hemen müdahale et. Bir dakika arkadaşlar, ne oluyor? Ayıptır ya, bayram günü. Çek arkadaş. Ne müthiş bir eylem olur ya. Yani. İşte buradan duyan birbirine söyleyebilir. Bu özellikle hani bu 1 Mayıs'ı örgütleyen herkes. Oturup bunu bir kere daha düşünmek. İşte o milli birlik ve beraberlik ya da bu ülke yararına herkesin ortak bir paydada buluşması, bak böyle bir şey de olabilir. Ortak akıl lazım. Yani işte sen söyleyeceksin, ben söyleyeceğim. Ortak akıl dediğin nedir? Örgüt, sen bir şey söylüyorsun, o bir şey söyleyecek, o bir şey söyleyecek. Oradan oraya. Sonra en çok konuşulmaya başlanan işte ortak akıl o. Ben Ahmet diyorum, sen Mehmet diyor, o diyor. En sonunda bir bakıyoruz, en çok Mehmet konuşuluyor. Ortak akıl o oluyor işte. O, ortak akıl dediğimiz o. Yoksa birisi gökten göndermiyor onu. İşte ben böyle bir şey söylüyorum. Sen de bana hayır olmaz öyle şey demediğine göre katkıda bulunuyorsun. Kameraman arkadaşlara bakıyorum. Kafa sallıyorlar yani, hiçbiri olur mu ya öyle şey demiyor. Bak işte buradan böyle bir şey çıkıyor. Ha efendim yanlış. Peki tamam, yanlış. Teslim. Ben bir şey demiyorum. Ama böyle bir şeyi bir konuşalım. Yani ben oraya girerim. Abi bu adam bunu istiyor. Çünkü ekonomisi kötüye gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi tehlikede. O zaman ona malzeme olacak bir şey lazım. Ben seni anlıyorum. Neden anlıyorum? Bir halk hareketi ya da isyan başlayacaksa o isyanı erken patlatmak, içine soktuğun adamlarla erken patlatmak, hazırlıksız patlatmak, akamete uğratmak. Tabii onu akamete uğratır ve genellikle bu yöntem denir. İşte ekonomik kriz patlayacaksa, patlaması kaçınılmazsa toplumsal olayları hareketlendirirsin, kabahati onun üstüne yıkarsın. Ve haklı da olursun. Bunun önüne geçmeye çalışıyorsun. Güzel. Hoş. Bu konuyu burada tamamlayalım. Tamam işte, ben bu önerimi getirdim. Yani bu herkese açık bir öneri. Ha, konuşurlar, derler ki ya böyle saçma sapan olma. Yani olabilir, ben şimdi bunu heyecanla savunuyorum da. 5 kişi çıkar der ki bak o tarafı var, bu tarafı var, bu olmaz. Ha pardon derim. Her şeyi tartışa. Yani burası açık işte. İsteyen karşı olur mu olmaz öyle şey diyebilir. Örgütler diyebilir, partiler diyebilir, dernekler diyebilir. Olabilir. Şeyi konuşacaktık biz ya. Neyi? Bu Tayyip Erdoğan'ın 24 Nisan mesajını, tamam, daha doğrusu taziye mi? Yoksa tarziye mi? Sabih Kanadoğlu'nun deyimiyle. Tarziye. Tarziye yani mi? Özür. Değil mi? Yani ne oluyor Tayyip Erdoğan? Ne yapmaya çalışıyor? Ya bir kere bu şimdi öyle bir konu ki. Şimdi Türkiye'nin, ben tezlerini falan demiyorum ama alınan mahkeme kararları var. Yani Avrupa'da Türkler soykırım yapmıştır ve bunun aksini söylemek suçtur gibi abuk sabuk bir karar almaya onlar çalışırken. Onlar mahkeme kararı değil. Parlamento kararları onlar. Ha, parlamento kanun çıkardı, pardon. Tabii, tabii, yani tabii. Kanunen yasaklıyor. Tabii. Ve sen buna karşı bir mücadele veriyorsun, bir siyasi hareket mücadele veriyor. Ve başarıya ulaşıyor. Adını koyalım. İşçi Partisi. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek. Hapse girmeden tabii önce Talat Paşa Komitesi. İstişçiye gidip hadi tutukla beni kardeşim dedi. Değil mi? Ben suç işliyorum dedi. Rahmetli Denktaş'ı unutmayalım. Çok evet büyük payı var. Şimdi yani bu aşamaya kadar gelmiş bir olay. Şimdi bir ne yapıyorsun? Yani dün işte Taksim'e çıkmış bir takım adamlar, hani biz işte özür diliyoruz pardon filan. Şimdi bir kere bu bütün ülkenin şeyini bozuyor. Yani ben resmi ideolojimiz var ve onu savunalım taraftarı değilim. Ama Türkiye gerek sivil hareketiyle, gerekse siyasi kişilerin hareketiyle, zaten Ermeni sorunu dediğimiz, soykırım dediği başkalarının, bizim başka bir yere zaten taşımışız. Yani artık bugün Avrupa'nın fanatikleri hariç, devlet adamları da, tarihçileri de, sosyologları da bu olaya farklı bakmaya başlamışlar. Yani evet, kötü olaylar var ama bu olayların bir sebepleri var, iki bunu yapanlar. Şimdi burada mesela şey beni çok rahatsız ediyor. İktidarın bir tavrı. Ecdadımız diyeceksin. Osmanlı diye ama. Osmanlı ecdadımız dediği de işte Fatih'ten başlayıp ondan sonra işte Abdülhamitler, Abdülaziz'ler, ecdadımız, ecdadımız, biz onlara bayılıyoruz filan. Sonradan da diyeceksin ki Osmanlı emperyal bir devletti. Çok kültürlüydü, çok ulusluydu. Efendim yani bir, sen şimdi buradan böyle Türk mülk diyorsun ama Osmanlı dediğin böyle pek çok ırkı, dini, dili,
içinde barındırıyordu filan. Ama nedense Ermeni soykırımı dediğinde Türkler yaptı. Ha, bir dakika ya. Şimdi 1915 Osmanlı İmparatorluğu var. Osmanlı İmparatorluğu'nun kararı ve o kararı verenler içinde Ermeniler de var hükümette. Evet. Efendim Boşnağı da var, Kırgız'ı da var. Orada verilen karar tehcir kararı. Şimdi hayır ölümlere sebebiyet verilmiş. Yapan Türk. Yani onun dışındaki her şeyde kardeşim ikide bir Türk ne alakası var? Osmanlı şöyleydi, çok kültürlüydük, çok dilliydik, çok dinliydik falan. Ama nedense spesifik bir olay bunu yapan Türkler. Bir kere bu beni çok rahatsız ediyor. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Ha şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ulus devlet, Türk'üm dediysem, hani ırkçı bir kişim de söylediysem, o zaman beni Ermeni olayıyla niye bağdaştırıyorsun kardeşim? Alakasız yani içinde Kürt'ü de olan, Laz'ı da olan, Boşnağı da olan, Ermenisi de, Yahudisi de olan bir devlet yapmış bunu. Niye Türklere mal ediyorsun bunu? Doğu, zaten burada Türkler yok diyorlar. Doğu'da olmuş. Benimle ne alakası var? Madem öyle. Yani diyeceğim, Türkiye bunu bir yere zaten taşımıştı. Bir de bunun içinde bir sürü tutarsızlık var. Şimdi böyle birdenbire kalkıp, hani taziye mi tarziye mi? Özür mü diliyoruz? Bir bakalım istersen tarziye mi taziye mi? Erdoğan'ın kendi şeyiyle. Dinleyelim tamam. Tam olarak dinleyelim. Ondan sonra taziye mi tarziye mi konuşalım. Türkiye-Ermenistan arasında şu anda farklı bir şekilde atılan adımlar var. Biz bu ülkeyle ikili ilişkilerimizi, komşuluk ilişkilerini karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğiz. Başbakan Tayyip Erdoğan, sözde soykırımın yıl dönümü kabul edilen 24 Nisan öncesinde skandal bir mesaj yayınladı. İlk kez bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı soykırım yalanıyla ilgili böyle ifadeler kullandı. Erdoğan, soykırım günü olduğu ileri sürülen 24 Nisan'ın Ermeniler için özel bir anlam taşıdığını savundu. Ermeni vatandaşlarımız ve dünyadaki tüm Ermeniler için özel bir anlam taşıyan 24 Nisan, tarihi bir meseleye ilişkin düşüncelerin özgürce paylaşılması için değerli bir fırsat sunmaktadır. Erdoğan, emperyalizme karşı vatan savunmasının başlangıcı kabul edilen dönemi acılarla dolu dönem diye niteledi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarının hangi din ve etnik kökenden olursa olsun, Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için acılarla dolu zor bir dönem olduğu yadsınamaz. Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşamış tüm acıları anlamayı gerekli kılar. Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan hadiseler hepimizin ortak acısıdır. Ateş düştüğü yeri yakar diyen Erdoğan, çok tartışılacak ifadeler kullandı. Her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Birinci Dünya Savaşı esnasında tehcir gibi gayri insani sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması, Türklerle Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır. Mesajında uzlaşı, saygı ve hoşgörü çağrısında bulunan Başbakan Erdoğan, olaylarda hayatını kaybeden Ermeniler için taziye dileklerini belirtti. 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Bir kere çok farklı bir Tayyip Erdoğan konuşması. Tabii tabii yani yok bu bir kere normal Tayyip Erdoğan konuşması değil bu. Yok canım oturulmuş yazılmış. Türkçesi bile öyle yani hani esnasında falan böyle bir sürü şey var yani. Şimdi bak bu normal bir zamanda çok rahatsız etmeyebilir. Yani çünkü sonuçta yıllardır biz de söylüyoruz yani kardeşim o dönemde bir karar alınmış. Bu kararı mesela bu dünyada ilk değil. Yani o günkü Osmanlı yönetiminin aklına gelen bir şey değil. Tarihte çok örneği var. Hı. Çünkü en kolay iş odur yani. Bana burada zarar veriyor o zaman bunları toplu halde bir yere gönderirim. Ya oraya gitme ya 1940'ta Amerika ülkesindeki bütün Japonları tehcire tabi tuttu biliyorsun. Amerika'nın ortasında bir yere topladılar, etraflarında sardılar. Savaş sonuna kadar da Japonlar orada kaldı. Kızılderililere de benzer şeyler yaptılar ya. Onları da tabii. Oradan bak. Yani diyeceğim hatta şu. Hatta Kızılderili bölgesi diye ilan ettiler tabii, orayı. Tabii tehcir olayı hani bizim icadımız bir şey değil. Efendim o dönemde acılar çekilmiş. Şimdi bunu şey yapmamak için bir üslupla bunu söyleyebilirsin. Yani Türkiye karışık. Yani buradan özür mü diliyor?
yoksa üstte mi çıkıyor, altta mı kalıyor falan. Yalnız şunu bilmemiz lazım. Yani bu Ermeni olayını bu kadar büyütmenin temel sebeplerinden bir tanesi toprak ve tazminat talebi var. Evet. Yani Türkiye, ben bunu zamanında da çok sormuştum. Yani ya insani olarak biz desek ki kardeşim, Osmanlı batmak üzere, Birinci Dünya Savaşı çıkmış. Orada hem askerini kaybediyor, hem oradaki yerleşik insanlar katliamlara uğruyor. Çünkü şimdi durup dururken de bir şey söyleyeyim. Yani durup dururken hiçbir şey yok. Osmanlı karar alıyor, Ermenileri oradan sürelim. Yani şimdi neler olduğunu da aşağı yukarı biraz tarih okuyanlar görüyor. Şimdi denilebilir ki efendim işte karşılıklı böyle bir şey olmuş. Osmanlı da o sırada can havliyle böyle bir karar almış ama bu karar iyi olmamış. Pek çok insanın ölümüne neden olmuş falan deyip kabul ediyoruz dediğin an işte o zaman uluslararası mahkemeler harekete geçiyor. Evet. Ve Türkiye'den hem toprak hem de tazminat talebi. Türkiye bunu kaldıramaz. Şimdi ne yapacağız? O zaman bir şekilde inkar politikasına gitmişin zamanında. Yani bir orta yol bulmak yerine külliyen yok böyle bir şey demişsin. 10 sene kazanmışsın. Ondan sonraki bir 15 sene var ama benim suçum değil demişsin. İşte bir 15 sene bilmem gelmişiz bugüne. Yani bugüne gelindiğinde bu işi tamamen insani olarak konuşup kapatmak mümkün mü? Değil işte. Çünkü bu iş için bekleyenler var. 30 sene, 40 sene, aynı şey gibi. Hani böyle şeyler vardır, araziler vardır zamanında kalma mesela 20 ortaklı. Beklerler işte o ölsün bu ölsün ama o ölünce onun mirasçıları olur. Böyle 40 ortaklı arazidir bir türlü satamazsın. Ama kimse de vazgeçmez çünkü günün birinde ya bir kanun çıkar ya bir şey olur. Alıverirler, herkes parasını kazanır oradan. Böyle bekleyen insanlar var. Şimdi olaya bir de böyle bakalım. Yani sadece bizim o Taksim'e gidip yerlere yatanlar filan hani ay çok özür diliyoruz sizlerden falan diye. Tamamen şey veya hüman insan. İyi çocuklar ya. Ya biz çok iyi insanlarız. Yani barış seviyoruz. Kimse değil kardeşim değil. Yani bana anlatma. Bunun arkası bu. Buradan Türkiye'yi bir de buradan örselemek var. Şimdi bugüne gelmiş. Zaten bunu Türkiye'nin en tepesi de Türkiye'deki normal vatandaş da yani kimse düşmanlık yapmıyor. Mesela konuşurken bazen şey işte Türk ve Ermeni halkları arasındaki düşmanlık. Yok kardeşim. Benim Ermenilerle Türkiye'yi böyle sanal düşmanlıklarla şey. Kürtlere düşman değil kardeşim. Efendim senelerdir Kürtleri boğazlıyorsunuz. Kardeşim ben boğazlamıyorum. Türkiye'de Kürtlerle Türkler arasında bir çatışma yok. Bir terör olayına karşı devletin refleksi var. Bu arada da insan kaybı oluyor. Ben bunlar yapılamaz mıydı? Devlet bunu ne yapayım? Hep sağ iktidarlar var. Yani Tayyip Erdoğan'ın hani Menderes'ten geliyoruz diyor ya. Menderes'ten bu yana bu adamlar yönetiyorlar. Eğer Kürtleri de katlettilerse hep bu adamlar katletti. Şimdi hiç bu işle ilgisi olmayanların üzerine siz bunu yaptınız diyorlar filan. İşte Ermeni olayı da böyle. Birilerini suçlamaya çalışmak. Hemen böyle işte onlar yaptı bunlar yaptı. Ya bunu biz suçla çözebilecek güçteyiz aslında. Bu gecikmiş bir şey. Bunu biz 15 sene önce de yapabilirdik. Ama diyorum ya arkası bunun şey geldiği için devlet refleksi olarak hep kapanıyor. Çünkü arkası toprak talebi ve tazminat. Abi, şimdi bunu kimse göze alamaz kardeşim. Yani normal vatandaşlar olarak da buna bakacaksın. Ya bunu göze alan adam çarmıha gelirler ondan sonra. Ermenistan anayasasında var. Büyük Ermenistan diye. Ve vaat ediyor anayasa. Alacağız orayı diyor. Benim düşmanlığım yok. Şimdi bak tabii, tabii. Sayılar az olduğu zaman kolay gelir. Mesela şimdi işte biz Hristiyanları çok seviyoruz, Yahudileri çok seviyoruz, işte Rumları çok seviyoruz ya. Ben bazen böyle soruyorum hani bu yalaka yandaş takımından ya da AKP'ye oy vermiş de işte böyle Tayyip Erdoğan'a hararetle soruyor. Diyorum ki bak kardeş şu anda Türkiye'de işte 20 bin kadar mı ne Hristiyan kalmış o kadar. Ya 2,5 milyon olsaydılar diyorum. Yahudiler de böyle 2000-3000 kişi değil de onlar da 500 bin kişi olsalardı. Öyle mi bakacaktın? O zaman duruyor. Çünkü diyemiyoruz azalmış. Ama tehcir dediğin dönemde o nüfuslar böyle İstanbul'da tabii tabii. Karadeniz'de Hristiyan nüfusu var, doğuda Ermeni nüfusu var, batıda Rum nüfusu var. Yani hani üstünsün ama onlar da taş gibi. Onlar da şimdi, ha, şimdi o dönemlere bakıyorsun. Böyle bir husumet yok. Eğer Yunan askeri ta Afyonlara kadar girip de orada bir katliamlar yapa yapa geri çekilmese bir tane Rum'un burnu kanamazdı. Yani normal husumetlerin dışında yani aşiretsel o su paylaşımı, toprak paylaşımı nedeniyle Türklerle Türkler, Almanlarla Almanlar arasında nasıl husumetler olup da kavgalar çıkıyorsa onun dışında benim Türkiye'de
Ermenileri yok ederim, Rumları yok ederim. Bilmem. Ha, devlet politikası olarak ne yapmışlar? Abi yarın öbür gün sorun olur. Bunlar çok kalabalık. Yer değişelim. Ama şimdi bunu yaparken hep Türkiye suçlanıyor. Efendim bütün Rumları gönderdik. Ya Rumları göndermenin sebebi oradaki Yunanistan diyor ki al bu Türkleri. Yani 100.000 Rum'u gönderdiyse 100.000 Türk'ü getiriyorsun filan. Evet. Yani karşılıklı oluyor. Onun da malı orada kalıyor, onun da malı burada kalıyor filan. Şimdi bunları falan hiç konuşmadan, böyle kulaktan dolma. Bütün Rumları gönderdik, Ermenileri kaçırttık değil. Ayrıca şimdi bunu söyleyen başbakan daha 1 yıl önce demedi mi? Peki 100.000 tane Ermeni çalışıyor bu ülkede, atarız onları. Bak suç, mesela o da suç. Hani tabii. Şimdi var ya suç aynı, o da suç. Sen başbakansın. Ve bu ülkede 100.000 kaçak Ermeni işçi olduğunu biliyorsun. Ve o zaman niye gözlemiyorsun? Ama tehdit ediyorsun. Diyorsun atarım ha onları. Şimdi bak Türkiye'de hiç kimse Rum komşusuna kovarım ha seni buradan demedi. Ama başbakan dedi. Ya bizim Yeşilköy'de, Yeşilköy Ticaret Lisesi'nde okudum ben. Yeşilköy'de çok cin bir arkadaşım ticaret vardı. Ticaret Lisesi'nde okudun, hiç ticaret kafan yok, fakirsin. E zaten ticaret yapmadım ki. İşte kafan olmadığı için. Ya ticaret kafası pardon yani yanlış. Ne olacak yani sen de gazetecilik de okumuşsun. Tamam da biz gazeteciliğimizi yapıyoruz. Sen ticaret yapamamışsın onu diyorum yani. Biraz bilseydin ya bir şey anlatacağım. Ya. 16 yaşında falanız. 75 yaşlarında falan bir Ermeni teyze vardı. Bir koluna arkadaş girerdi, bir koluna ben girerdim. Yavrum derdik, götüreceğiz seni. Ah be çocuklar derdi. 60 sene önce neredeydiniz siz? Ya biz bunlara ya mı düşmanlık tabii yaptık ya? Ya biz bilmezdik seversen kardeşim. Benim komşum Yahudiymiş haberimiz olmazdı. Yani merak da edilmezdi. Ya da konuşulmazdı yani. Benim babam evde demezdik yani onlar Rum. Ya sinemaya. Adaya gideriz hiç. Sinemaya gideriz. Oyuncular arasında Rum var. Ermeni var. Biz onları Türk ismi sanırdık biliyor musun? Ne olacak ki? Bilmezdim ya 10 yaşında nereden bileyim. Şimdi dur bir fotoğraf göstereceğim. 3 dakikamız kaldı. Bunu ibret alem için göstereceğim. Göster. Gösterelim. Göster. Göstetelim o fotoğrafı. Bekliyoruz. Abi bak burayı biliyorsun değil mi? Eve yakın bir yerde ben her gün motora bindim mi biraz açılınca tak diye çıkıyor bu karşı. Çengelköy değil mi? Çengelköy'ün orada. Ben Çengelköy'ün orada. Ne Çengelköy? Bugün ben bunu Sözcü'nün arka sayfasından aldım. Onlar da meğer Radikal'den almışlar fotoğrafları. Şimdi diyor ki Vahdettin Korusu soldaki fotoğraf 18 Mayıs 2005'te çekilmiş. Sağdaki fotoğraf 24 Aralık 2013'te çekilmiş. Yani bu yıl. Yeşil meşil kalmış mı ortada? Ya yeşil değil, sadece bina var. Sadece bina kurumalar var. Kurumalar var, koruma duvarları var, helikopter pistleri var. Şimdi abi şöyle diyor. Kale. 50.614 metrekare büyüklüğünde koruya ilk olarak 1988'de dönemin Başbakanı Turgut Özal Başbakanlık dinlenme evi yapılması için talimat vermiş. Restorasyon başlamış fakat Özal'ın ölümü sonrası çalışma durdurulmuştu. AKP iktidarı ise yüzyıllardır var olan koruyu savaş alanına çevirdi. Dönmüş mü savaş alanına? Dönmüş. Koruda bulunan yüzlerce akasya ve defne ağacı kesildi. Daha önce aslına uygun olarak yenilenmiş köşkler yıkıldı. Yerine köşklerin orijinal mimarisiyle uyumlu olmayan binalar inşa edildi. Helikopter pisti inşa etmek için büyük bir alan açıldı. İnşaat çalışmaları doğal dokuyu bozdu. Ayrıca karşı kıyıdan ve Boğaziçi Köprüsü'nden de görülebilen dev bahçe duvarları çok çirkin bir görüntü oluşturdu. Çok çirkin. Bu dev bahçe duvarları ve helikopter pisti nedir? Ya bak bugün şimdi internette bir fotoğraf vardı. Sen diyorsun ki bak arazi. Arazide koruyor. Meclis, başbakan grup toplantısında en ön sırada oturuyor. 3 tane adam ayakta arkasında. Kendi meclis grubu. Evet. Korumalar, polisler o öyle bekliyorlar. Ve milletvekillerine bakıyorlar. İşte konuklara bakıyorlar ne olur ne olmaz diye. Orada bile korku içinde. Yani o zaman tabii ki Çengelköy'e duvarlar yaptıracak, bakacak. Dolmabahçe'den bunun için vazgeçti değil mi? Dolmabahçe yol üstü. Buraya çıkmak kolay değil. Yani geçiş yeri değil. Dolmabahçe çok geçiş hadi, yeri. Hadi çıktılar oraya kadar. O zaman ne olacak? O dev duvarlar çıkacak. Önüne. Kazanlardan şey dökecekler. Kazanlardan kızgın yağ dökecekler. Öyle şato ilanı. O da olmadı. Helikopter pisti var zaten. Ama böyle değil bu dünya ya. Hiç böyle değil. Bitirelim mi? Olur. Eğer peki zamanımız geldiyse tabii ki. Zamanımız gelmiştir. Ben şeyde öyle Mustafa hissettim. Mutlu'da kim var biliyor muyuz? Bilmiyorum kim ya. Kim var biliyor musunuz? Hasan Kılıç. Abi Baro'dan galiba evet. Bir arkadaş değil mi?
Evet, bizden Avukat sonra Kral Çıplak var da hani onun için söylüyorum. Peki. Efendim bizden hemen sonra Kral Çıplak'ta Can Karut ve Mustafa Mutlu sizlerle birlikte olacaklar. Bizden şimdilik bu kadar. Bir dahaki çift duruşa kadar kendinize, lütfen kendinize iyi bakın. Ama niye sadece çift duruşa kadar ki? Mesela pazartesi sabah saat 8'e ve akşam 18.40'a kadar lütfen kendinize iyi bakın, ama sadece bu tarih ve saatlere kadar değil, biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.